GCM Forex'in hazırladığı webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugün Rio 30, Dolar Türk Lirası, Euro Türk Lirası ve Gram Altın yakın vade kontratlarını bir eğitim gerçekleştireceğiz. Son görünümleri, güncel görünümleri üzerine. Rio 30 tarafını incelediğimizde bizde de görülen ivme kaybıyla birlikte vadeli kontratlara da bu durumun negatif şekilde yansıdığını görebiliyoruz. Ve 138.500 seviyelerinin görülmesi ardından yaşanan maraton bir süredir devam eden, hatta yılbaşından beri diyebiliriz, Ocak ayından beri devam eden yükseliş trendi sınırının kırılmasına neden oldu son olarak. Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş maratonu bunda etkili olmuştu. Bu düşüşler eğer trend sınırıyla sınırlı kalabilseydi, bu bölge üzerinde sınırlı kalabilseydi yeni bir yükseliş maratonunu destekleyebilirdi. Ancak şu an için gördüğümüz kadarıyla en azından 21 periyotluk üstsel hareketli ortalamanın kırılmasıyla, grafikte kırmızıyla göreceksiniz, bir ivme kaybına işaret ediyor. Bundan sonra trend çizgisinin yanı sıra 50 periyotluk, 50 günlük üstsel hareketli ortalamayı da takip etmeyi sürdüreceğiz. Şu anda da güncel seviyesi 132.600. Burada iki ortalamanın görülmesiyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Trend boyunca 50 periyotluk, 50 günlük yani üstsel hareketli ortalama trendin sınırını belirleyen unsur. 21 günlük üstsel hareketli ortalama ise dikkat edeceğiniz gibi trend içerisinde ivmenin arttığını gösteren bölgeleri temsil ediyor. Bunun yanında şu an için 134.750 seviyesinin kırıldığını ve 132.600,600 seviyesinin sorgulandığını söyleyebiliriz. Bu şu anlama geliyor. Trendin bitebilmesi açısından teknik anlamda 132,600 seviyesinin altındaki fiyatlamaları ve tabi bunun daha tedbirli olabilmek açısından bu bölgedeki günlük kapanışı görmekte fayda olacaktır. Bunun sağlanamaması durumundaysa bir karar aşaması oluşacağını söyleyebiliriz. Bu karar aşaması zaten iki şekilde sonlanabilecek. Birincisi iki ortalamanın da altındaki fiyatlamaları göreceğiz ki bu trendin sona erdiğini gösterir. Ancak yükselişlerin bittiğini kesinlikle göstermiyor. Bunun için aşağıdaki hedeflenebilecek, gündeme gelebilecek destek seviyelerinin tutumu takip edilecek. İkinci senaryodaysa ivme tekrar geri gelirse, yani iki ortalamanın da üzerine tekrar çıkabildiği takdirde bu kez yükseliş isteği netlik kazanabilir. Bu da en azından yeni zirvelerin görülmesi için teşvik edici olabilir. Endekste şu an için kısaca karar aşamasının karşımıza çıktığını görüyoruz. Karar aşamasının negatif veya pozitif yönde eğilimini görebilmek için de iki ortalamanın, yani 132.600 ile 134.750 dışındaki fiyatlamaları ve tercihen dedik burada daha teyit görebilmesi amacıyla günlük kapanışları görmemizde fayda olacaktır. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımızda ise burada da İki tane, genel olarak iki tane düşüş kanalının görüldüğünü söyleyebiliriz ve bu düşüş kanalından, yani şundan bahsediyoruz, 3.98.60'dan başlayıp 3.53.50'ye kadar süren kanal sonrasında bir düzeltme ve buradan tekrar yeni bir kanal, oldukça sağlıklı bir düşüş eğilimi aslında. Fakat burada özellikle son günlerde yaşanan sıkışma nedeniyle kanal sınırları tekrar önem kazanmış durumda. Ve bu sınırlar da şu anda güncel olarak yukarıda 3.49.25, aşağıda da 3.39.20 olarak karşımıza çıkıyor. Önceden önemli destek olarak görev yapan 3.39.20, yukarıda da direnç olarak 3.49.25. Şimdi burada bir bant hareketinden, yatay bir seyirden söz edebiliriz şu an için. Ve bu yataylık devam ettiği müddetçe de bant hareketinin devamına yönelik beklentiler ağırlık kazanabilir. Yani 3.49.25'in aşılamamasıyla düşüş beklentileri canlanabilecekken 3.39.20'nin kırılamamasıyla da tepki kaynaklı yükselişler oluşabilir. Burada da yön arayışı için en azından önümüzdeki döneme ilişkin kısa vade dışında daha net bir durum ortaya çıkabilmesi açısından grafikte bu turuncu ile belirtilen 3.39.20, 3.49.25 bölgesi dışındaki fiyatlamaları ve biraz önce Rio 30'da söylediğimiz gibi direnç ve desteklerin en azından kırıldığına ilişkin daha çok kanıt elde etmek açısından günlük kapanışları da görmek gerekebilir. Burada da en az bir adet günlük kapanış görmek bizim şu spike'lar gibi durumlardan
bu tarz spike gibi durumlardan korunabilmemiz açısından önem kazanabilir. Ancak genel olarak şunu da söyleyelim. Bu bant daha önce görüldüğü gibi düzeltme alanı içerisinde yer alıyor şu an için ve bantta da negatif beklenti bir adım önde. Bunu sonlandırabilecek tutum 3.49.25 üzerindeki fiyatlamalarla karşımıza çıkabilir. Euro Türk Lirası tarafına baktığımızda ise burada baskılanmanın çok daha fazla süredir devam ettiğini, uzun süredir devam ettiğini görüyoruz. Ve volatilitenin arttığı süreçlerdeki spike'lar dışında 4.11-4.16 aralığının oldukça sıkışık bir bölge haline geldiğini söyleyebiliriz. Burada da göreceksiniz grafikte. Ve bu sıkışma her ne kadar parite yakın vadeli kontratlarda pozitif görünüm içerisinde yer alsa da bize daha çok fikir verebilecek şey bu 4.11-4.16 bölgesi dışında gerçekleşebilecek fiyatlamadır. Ve günlük kapanışta burada özellikle önem kazanabilir bizi bu tür hareketlerden koruyabilmek için. Ama en azından bu bandın önemini şu şekilde de gösteriyor. Bandın dışına çıktığı takdirde ne kadar büyük bir potansiyel oluşabileceğiyle ilgili en azından bir fikir veriyor bize. Pozitif beklentiler bu aşamada 4.16 üzerindeki fiyatlama ve yine belirtilen tercihen burada günlük kapanışı ön plana çıkabilir. Ve özellikle 4.24 seviyesine yönelik fiyatlama oluşabilir. Bu oluştuğu takdirde neyi takip edeceğiz? Yeni zirve oluşturup oluşturmayacağını. Çünkü yükseliş trendinin teyit görebilmesi, pekişebilmesi için yeni zirvelerin oluşması lazım ki trend tanımına uysun. Aksi takdirde burada 4.11 altında gerçekleşebilecek fiyatlamalar ve en az bir günlük kapanış bölgede yükseliş trendinin sona ermesine veya düzeltme hareketinin oluşmasına neden olabilir. Burada da hem destek hem direnç olarak daha önce 4.06 oldukça önemli bir bölge haline geldi. Ve 4.06 sonrasında ara seviyeler olmak üzere 3.92'ye kadar bir potansiyel oluşma ihtimali söz konusu. Buralarda da seviyeleri net bir şekilde zaten görüyoruz. Ana hatları belirleyen 4.06 ve 3.92, ara seviyelerde 4.02, 3.99, 3.95.70 gibi karşımıza çıkıyor. Ancak şuradaki sıkışma önemli. Bu sıkışma bölgesi dışındaki fiyatlamalar ve buna yol açabilecek, bu bölge dışında fiyatlama yol açabilecek unsurlarda mevcut takvimde hafta ortasında gerçekleşecek FED toplantısı, FED beyanatı para politikası açısından ipucu verebileceği için küresel piyasalarda etkili olması bekleniyor. Bu nedenle de bu gelişmeye özellikle dikkat etmekte fayda olacaktır. Gram altın fiyatındaysa son dönemde özellikle hem zayıf dolar başlığı hem de jeopolitik risklerin artmasıyla Kuzey Kore geriliminin jeopolitik riskleri arttırmasıyla birlikte ons altını destekleyen bir unsurla birlikte özellikle gram altını destekledi. Son günlerde sadece gram altında Türk lirasının da seyrinin etkili olduğunu gördük ama şunu görüyoruz en son. Kuzey Kore riski kanıksandı piyasalar tarafından ve daha artık dengeye oturmuş durumda. Yeni füze denemelerine rağmen şu anda 149 bölgesinde salınımlarını devam ettirdiğini görüyoruz. Burada bizim yükseliş beklentimizi destekleyen unsur şu an için Envelop. Ve Envelop, burada 21 periyotluk Envelop yönünü yukarı çevirdiği için ve şu an için yükseliş eğiliminin tabanını desteklemeye devam ettiği için bizim ana beklentimizi sürdürmemize neden oluyor. Burayı da güncel olarak 146 seviyesi şu an için destekliyor. Bu da özetle şunu gösteriyor. 146 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe gram altın yakın vadeli kontrat fiyatı yükseliş beklentimiz ön planda olabilir. Burada dikkat edilecek diğer bir unsur şu. Yukarıda kalıcılık sağlamış bir direnç sadece 153.40 seviyesi var. 153.40 sonrasındaki iki tane direnç daha önce görülen seviyeler ancak kalıcılık sağlanamamış. Hani direnç olarak kendini net bir şekilde ispatlayamamış seviyeler. Ancak hedef haline gelebilecek potansiyeli bulunan seviyeler 157.70 ve 164.20 seviyeler. Ancak bunlar arasında en önemlisi, hani geçilmesi durumunda yeni zirvelere göz kırpabilecek seviyelerden birisi 153.40 olarak karşımıza çıkıyor. Bu aşamada da trend sınırlığını oluşturabileceği için 146 seviyesiyle sınırlı kalabilecek düşüşler yeni bir yükseliş potansiyelini beraberinde getirebilir.
Bu durum aynı zamanda envelopun da yükseliş eğilimini korumasına katkı sağlayacaktır. Bu da şunu çıkarıyor karşımıza. Alternatif senaryoyu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Risk yönetimini uygulayabilmemiz için 146 seviyesinin altında gerçekleşebilecek fiyatlamalar başta yatay seyir olmak üzere özellikle 140-149 aralığındaki bu karışık seyri tekrar gündeme getirebilir. Bu da tabii ki ilk etapta yatay seyri destekleyebileceği için şu alan 146-140 aralığının gündeme getireceği için düşüş beklentileri canlanabilir. Ancak düşüş trendi diyebilmemiz için alçalan şekilde hareket 21 periyotluk envelopun yönünü aşağı çevirmesi ve her seferinde yeni diplerin oluştuğu bir kanal hareketini en azından kanal benzeri bir hareketi görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde belirttiğimiz gibi sadece göreceğimiz 140-149 aralığındaki seyir olacaktır. Buna ne yol açabilir? Ons altın ve Türk lirasını aynı ölçüde etkileyebilecek dolar hareketleri veya euro hareketleri bunu karşımıza çıkarabilir. Bu da özellikle Fed'in veya bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin çok sürpriz bir görünüm sergilememesi durumunda genellikle denge bulma arayışının daha ağırlık kazanıyor. Aksi takdirde dolarda sert değer kayıplarının veya sert değer kazananlarının ilk etapta daha çok takip ettiğimiz kadarıyla ons altın üzerindeki fiyatlamaları etkilemesi nedeniyle ilk etki olarak genellikle gram altını etkileyen unsurun ons altın tarafından kaynaklandığını ancak denge bulma çabasının tekrar Türk lirası ile birlikte, dolar Türk lirası ile birlikte devreye girdiğini söyleyebiliriz. Tekrar kısaca özetleyecek olursak, Viyop tarafında, Viyop 30 kontratında şu an için 132.600-134.750 bölgesinde karar aşamasını sürdüğünü ve yön arayışının netlik kazanabilmesi için bu bölge dışındaki fiyatlamaya ihtiyaç duyduğunu belirttik. Dolar Türk lirası tarafında negatif yöne eğilim olmasına rağmen orta vadeli yön arayışı için 3.39.20-3.49.25 bölgesi dışındaki fiyatlamalara ihtiyaç duyulabileceğini belirttik. Euro Türk lirasında 4.11-4.16 aralığındaki yatayların uzun süredir devam ettiğini bu nedenle önümüzdeki süreçte bu bölge dışındaki fiyatlamaların makro başlıklarla birlikte daha net bir şekilde yön arayışına katkı sağlayabileceğini belirttik. Ve bunun dışında gram altın fiyatında da yakın vade kontratında da şu an için 21 periyotluk envelopla desteklenen yükseliş eğiliminin 146 ile desteklendiğini bu nedenle 146 üzerinde kaldığı müddetçe pozitif görünümün devam edebileceğini belirttik. Alternatif senaryoda burada yani 146'nın kırılması durumunda 140-149 bandına yönelik beklentilerin ön plana çıkabileceğini belirttik. Altının düşmesine rağmen neden gram altın düşmüyor diye bir soru geldi. Burada şunu hatırlatalım. Gram altının fiyatının belirlenmesinde ons altın ve dolar Türk lirası kurunun hesaplamasıyla oluşturulan bir formül karşımıza çıkıyor. Bu nedenle şunu söyleyebiliriz. Ons altın düşerken gram altının düşmemesi burada Türk lirasının da ons altın gibi benzer şekilde değer kaybı yaşamasıyla açıklanabilir. Bazen ikisi de düşerken, örneğin Türk lirası değer kaybederken, ons altın değer kaybederken gram altının düştüğünü görürüz. Bu sadece şunu gösterir bize, ons altın yüzdesel bazda Türk lirasından daha fazla değer kaybediyor. İkisi aynı yönde hareket ederken de bu şekilde bir açıklama getirilebilir. Bunun dışında sorularınız olduğu takdirde aklınıza daha sonradan gelebilecek sorular durumunda ekranda şu an göreceksiniz webinar@gcmforex.com buraya Forex veya Viyop piyasaları ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. En yakın sürede cevap vermeye çalışıyoruz sorularınıza. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılı işlemler diliyorum. Thank you.